Merhabalar. Bugün biraz bedenden bahsetmek istiyorum sizlere. Beden ve mindfulness ilişkisinden. Mindfulness bakış açısında beden son derece önemli bir yer tutar. Birçok açıdan aslında. Gelin bunlardan biraz bahsedeyim, kısaca özetlemeye gayret edeyim. Beden önemli bir bilgi kaynağıdır öncelikle. Farkındalığın bir ayağı da bedensel duyumlarımızı farkında olmaktır. Çünkü yaşadığımız, deneyimlediğimiz her an bedenimizde işleyen bir sistem vardır. Kalbimiz atmaya devam eder, nefesimiz akışında işlemeye devam eder. Bunları farkında olmak bize yeni bir bilgi kaynağı sunar aslında. Çünkü deneyimimiz her ne olursa olsun bunu bedensel olarak da hisseder ve yaşarız. Hissettiğimiz bir duygunun bedenimizdeki karşılığını bilmek, aslında bu duyguya bağlı olan davranışlarımızı kontrol etme, duygularımızı yatıştırabilme, düzenleyebilme, regüle edebilme şansını bizlere tanır. Mindfulness'ta biz bir yere varma amacı taşımayız. Yani duygu kontrolünü sağlamak gibi bir amaçla, hırsla yola çıkmayız. Ancak mindfulness becerisinin gelişmesinin bir sonucudur bu. Bizler bedenimizde, duygu dünyamızda ve düşüncelerimizde olup bitenleri artık farkındayızdır. Dolayısıyla tepkimizi seçebilme gücünü elimizde taşırız, bunu farkına varırız. Beden bir bilgi kaynağı olarak çok değerlidir. Bunun yanında beden doğduğumuz günden ölene kadar bizim tek gerçek yuvamızdır aslında. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım bize eşlik eder. Ve bunu farkına vardığımızda ona bakım vermenin bir zorunluluk, bir görevden ziyade bir ihtiyaç olduğunu farkına varırız. Hayatın rutin akışında yapmamız gereken bir şeydir bu. Yapılan bir şeydir ve onun için iyi olanı seçmeyi isteriz. Bunun yanında bedenimize ilişkin tutumlarımız bize yaşantımızla, hayatta başımıza gelenleri nasıl karşıladığımızla ilgili de bize bilgi sunar. Örneğin bedenimizin sınırları, limitleri vardır ve bu sınırlar her birimiz için birbirinden farklıdır. Birimiz için yaptığımız bir hareket son derece kolay, esneklik son derece sağlanabilen bir şeyken, bir diğerimiz için o hareketi yapabilmek çok güç olabilir. Ve kendi bireysel yeterliliklerimizi, zorlanmalarımızı keşfetmek bize aslında günlük deneyimleri nasıl karşıladığımızla ilgili de bilgi sunar. Çünkü hayatta da zorlandığımız anlar vardır. Hayatta da limitlerimizi aşan zamanlar çıkar karşımıza. Onunla nasıl baş edeceğimizi bilemeyiz, ne yapacağımızı bilemeyiz. Bir başkası için çok kolay halledilebilen bir durum, bizim için baş edilmesi mümkün olmayan bir durum olarak adlandırılabilir. Ve bedenimiz aslında hayatı prova etmemiz için de bize bir kaynak sunar. Mindful hareketle, mindful yogayla bedenimizin limitlerini esnetme, tanıma, fark etme fırsatı buluruz. Jon Kabat-Zinn'in bir sözü vardır. Hayat yoga gibidir der. Ve aslında hem fazla zorlamadan, incitmeden hem de esnemeyi bilerek hareket etmek gerekir. Bedenimiz bu anlamda da bize bir kaynak oluşturur. Kendi zihnimizi, tepkilerimizi, yargılarımızı, belki kendimize ilişkin başarı, başarısızlık, yeterlilik durumlarını değerlendirebilmemizi sağlar. Ve yine birçok alanda aslında mindful beslenme alanında da bedenle ilgili meseleler çıkar karşımıza. Fiziksel açlık, duygusal açlık bunları ayırt edebilme yine mindfulness'la keşfedebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Ve mindful yürüme egzersizleriyle yine burada da bedenimizin aslında nasıl bir işbirliği halinde çalıştığını, bir adım atmak için bile nasıl bir denge ihtiyacımız olduğunu, bedenimizde birçok kasın, kemiğin, birçok dokunun bir arada o harekete eşlik ettiğini fark etmemizi sağlar. Beden mindfulness da çok önemlidir. Ve bedenin bize öğreteceği, bize katacağı çok şey vardır. Bedenimiz adeta bir keşif nesnesidir bizler için. Her bir harekette, içtiğimiz suda dahi, yediğimiz lokmada dahi.
veya attığımız adımda. O nedenle bedene bir de bu gözle bakabilirsiniz. Her bir deneyimin keşfedilmeye dair bir kaynak olduğunu farkına vararak. Dilerim sizler için keyifli bir anlatı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.